Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf veya videolarınızı aktaracağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken telefonunuza iMovie adlı uygulamayı yüklemek. Bu uygulamayı normalde yüklemenize gerek yok, ancak olayı anlamanız açısından bu uygulamayı telefonunuza yüklemenizi isteyeceğim. Standart olarak bazı iPhone telefonlarda yüklü olarak geliyor. Eğer sizde iMovie uygulaması yüklü değilse arkadaşlar, App Store'u açalım ve arama kısmına şu şekilde iMovie şeklinde yazdıktan sonra bu uygulamayı telefonumuza buradan arkadaşlar yükleyelim. Yükledikten sonra artık bilgisayar tarafına geçebiliriz. Bilgisayar tarafında ise iTunes adlı uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar yapmadan fotoğraf veya videoları bilgisayarınıza aktaramıyorsunuz. Normal Android telefonlardaki gibi doğrudan USB kablosunu takıp bilgisayarınıza video vesaire fotoğraf aktaramazsınız. iPhone'larda böyle bir şey yok. Bunu belirtelim. Bunu yapabilme olanağı var, ancak sadece belirli sayıda resimlere veya bazı videolara izin veriyor. Onun dışında geri kalan fotoğraf ve videolarınız aynen olduğu gibi kalıyor. Bunu belirtelim. Eğer bu şekilde USB'de takıp fotoğraf veya videoları aktarırsanız eksik bir şekilde aktarırsınız. Bunu belirtelim. Şimdi iTunes uygulamasını nasıl yükleyeceksiniz? Hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bu bağlantıyı bırakacağım arkadaşlar. İşletim sisteminiz hangisi ise onu yüklemeniz gerekiyor. Bunun için işletim sisteminizin Windows 10 mu, Windows 11 mi veya 64 bit mi veya 32 bit mi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız rastgele herhangi bir klasörü açalım. Klasörü açtıktan sonra hemen şuradan, bakın, bu bilgisayar olacak ya da bilgisayar yazı olacak sol taraftaki panelde. Üzerini sağ tıklayıp özellikleri seçin. Karşınıza gelen pencerede sistem türünün karşısında bilgisayarınızın 32 bit mi veya 64 bit mi arkadaşlar yazılı olduğu yazılı olacaktır. Bakın bende 64 bit olduğu görülüyor. Size tabii 32 bit olabilir. Edisyon kısmında veya işletim sistemi türü kısmında ise işletim sisteminizin ne olduğu yazılacaktır. Bakın bende Windows 11 yazıyor. Tabii sizde bu Windows 10 şeklinde olabilir arkadaşlar. Hangisi ise hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıdan onu indirin. Eğer Windows 10 veya Windows 11 64 bitse bunu indirin. Farklı bir şekilde Windows 10 32 bitse arkadaşlar bunu bilgisayarınıza indirin. Ben daha önce indirmiştim. Yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra çift tıklayarak çalıştıralım ve bunu bilgisayarımıza kuralım. Kurulumun ilk aşamasında karşımıza şu şekilde hoş geldiniz sayfası gelecek, penceresi gelecek. Sonraki diyelim, yükle diyelim. Buralarda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. İleri ileri, next next diyerek kurulumu tamamlayacağız. Ve yükleme işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde penceremiz geldi. Şu kliği kaldıralım. Bitir diyelim. Artık arkadaşlar fotoğraf ve videolarımızı bilgisayarımıza aktarabiliriz. İşlemler aslında bu kadar basit. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Devamında artık yapmıyorsunuz. Şimdi ihtiyacımız olan şey arkadaşlar USB kablosu. Şu şekilde bakın. USB kablomuz bulunuyor. Yani şarj kablosu. Şu şekilde eğer telefonunuzda Type-C girişi varsa, düzeltiyorum, bilgisayarınızda Type-C girişi varsa Type-C kablosuyla da oluyor. Ancak ben USB kablosu var. Şu standart USB kablosu arkadaşlar. Bunun bir ucunu şu şekilde bilgisayarımıza takalım. Ardından diğer ucunu da şu şekilde iPhone telefonumuza takalım. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar ekrana uyarılar gelebilir. Yani iTunes uygulamasını çalıştırdığınız zaman ekrana izin ver, güven şeklinde şeyler gelebilir, uyarılar gelebilir. Bunlara evet demeniz gerekiyor da kabul etmeniz gerekiyor. Böylece bilgisayarla telefon arasındaki iletişimi arkadaşlar sağlanmış oluyorsunuz. Şimdi iTunes uygulamasını açtığınız zaman şu şekilde bakın. Burada bir mobil simge, bir telefon simgesi gelmesi gerekiyor. Şu şekilde. Eğer gelmediyse tekrar arkadaşlar şu şekilde bu USB kablosunu telefonunuzdan çıkartın, tekrar takın veya orijinal bir kablo kullanmaya özen gösterin. Eğer orijinal kablo kullanmazsanız veya çıkartıp tekrar takmazsanız buradaki bu mobil simge gelmeyecektir. Bu gelmeden önce dediğim gibi telefonunuzun ekranda güven, izin ver şeklinde uyarılar gelebilir. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar iletişim kuruyor. Şimdi devamında burayı tıklıyoruz. Yani şuradaki ekrandaki mobil simgeyi tıklıyoruz. Ardından tekrar tıklıyoruz. Ve böylece karşımıza şu şekilde bir ekran geliyor. Bakın burada dosya paylaşma diye bir seçenek var. Şu şekilde. Dosya paylaşma kısmına gidiyoruz ve iMovie kısmına gidiyoruz. Biz verilerimizi iMovie'nin oluşturduğu klasörlerin içine atıp buradan arkadaşlar buraya aktaracağız. Yani bilgisayarımıza aktaracağız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk olarak telefonumuzu arkadaşlar telefonumuzdaki fotoğrafları açıyoruz. Şu şekilde fotoğraflar, videolar falan var telefonumda. Seç diyorum, bakın. Seç diyorum. Ardından rastgele mesela işte seçmek istediğim, daha doğrusu bilgisayarıma aktarmak istediğim fotoğrafları seçiyorum. Hemen şuradaki
paylaş simgesine bakın, paylaşma kısmına, sol alttaki paylaş kısmına tıklıyorum ve sayfanın alt kısmına doğru ilerleyip dosyalara kaydet diyorum. Dosyalara kaydet dedikten sonra şöyle geri gelin, bakın geri geliyorum. Şu sayfaya geldiğinizde bakın iCloud Drive iPhone'unda bu konumlar kısmına geldiğinizde iPhone'unda kısmına gireceğiz. Burada iMovie klasörünün bulunması gerekiyor. Normalde bende var arkadaşlar. Ben sizin anlamanız açısından bu klasörü buradan sildim. Çünkü bazı arkadaşlarda iMovie klasörü burada oluşmuyor. Eğer sizde iMovie klasörü oluşmadıysa, burada görünmüyorsa telefonunuzda, şöyle yapacaksınız. Bilgisayarınızda arkadaşlar sağ tıklayın herhangi bir alanda. Şunu şöyle aşağı indirelim. Şöyle sağ tıklayın, yeni deyin, rastgele herhangi bir şey oluşturun. Örneğin ben ne oluşturacağım? Şu bit işlem resmi diyor. Herhangi bir şey oluşturabilirsiniz, çok önemli değil. Bunu seçtikten sonra bakın masa üstüne şu şekilde aslında boş bir fotoğraf simgesi geldi. Şimdi tekrar iTunes uygulamasını açıyorum. iMovie kısmına geldikten sonra dosya ekle diyorum. Buradan masa üstünü seçiyorum. Ardından yeni bit işlem resmi. Bakın masa üstünde oluşturduğum dosya buydu. Yeni bit işlem resmiydi. Bunu çift tıklıyorum. Böylece bu klasörün içerisine şunu atıyor arkadaşlar. Yani bu sanal fotoğrafı atıyor diyelim. Böylece telefonunuzda otomatik olarak bakın iMovie klasörü oluştu. Şu şekilde iMovie klasörü geldi. Artık bu aşamadan sonra fotoğraflarınızı vesaire atabilirsiniz. Tekrar baştan göstereceğim. Şimdi oluşturduğum için artık şöyle vazgeç diyelim. Fotoğraflarımızı açıyoruz. Seç kısmından dilediğimiz fotoğraf videoların hepsini seçiyoruz. Sol alttan paylaş diyorum. Sayfanın alt kısmına iniyorum. Buradan dosyalara kaydet diyorum. Bakın geri geliyorum. Şu şekilde geri geliyorum. iCloud Drive ve iPhone'umda olan pencerede iPhone'umda kısmını seçiyorum. iMovie klasörünün içine giriyorum. Ve burada arkadaşlar kaydet diyorum. iMovie klasörünün içerisindeyken kaydet diyorum. Böylece fotoğraf veya videolarımı nereye aktaracak arkadaşlar? Bizim bu klasöre aktarmış olacak. iMovie klasörünün telefonumuzda bulunan iMovie klasörünü aslında kopyalamış oluyor. Bunu belirtelim. Yani ondan bir tane daha üretmiş oluyor. Şimdi tekrar bu sayfaya geliyoruz. Şöyle isterseniz değişiklik yaparak kontrol edebilirsiniz. Yani geri de gelebilirsiniz. Fark etmiyor. Tekrar geri geldiğinizde şu şekilde herhangi bir tane uygulamaya tıklayıp iMovie klasörüne geri geldiğinizde bizim fotoğraf ve videolarımızın buraya aktarıldığını görebiliyorsunuz. Bu fotoğraf ve videoları bilgisayarımıza aktarmak için ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir tanesini seçebilirsiniz tek tek, bak. Bakın tek tek seçip kaydet diyebilirsiniz veya hepsini aktarmak istiyorsanız bir tanesini tıkladıktan sonra klavyeden CTRL A'ya basarsanız, bakın klavyeden CTRL A'ya basarsanız bir tanesini seçtikten sonra arkadaşlar, şöyle seçtikten sonra CTRL A'ya bastıktan sonra hepsi seçili hale geliyor. Ardından kaydet diyorum. Bakın buradan kaydet diyorum. Masa üstünü seçiyorum. İsterseniz masa üstünde bir klasör oluşturabilirsiniz. Manuel olarak sağ tıklayıp yeni buradan klasör oluşturabilirsiniz. Veya hemen şuradan da yeni klasör diyebilirsiniz. Böylece yeni klasörümüz masa üstüne gelmiş oluyor. Şimdi yeni klasörün içine giriyorum ve klasör seç diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra fotoğraf ve videolarımız hızlı bir şekilde ne yapılıyor? Bu klasöre kaydedilmiş oluyor. Şimdi klasörün içini kontrol ediyorum. Bakın fotoğraf ve videolarım buraya aktarılmış oldu. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Basit bir şekilde böyle. Burada anlamayacağınız yer şurası. Bu işlem, yani bu sayfaya geldiğinizde bazen şöyle geri gelelim. Şu kısmı tıkladıktan sonra dosya paylaşma dediğinizde arkadaşlar şunlar görünmeyebilir. Eğer görünmüyorsa şuradan arkadaşlar indirme çubuğunu kullanarak sayfanın alt kısmına doğru ilerleyin. Yani şurada bir indirme seçeneği olacak. Alt kısmına doğru ilerleyin. Bu kısım bazen altta kalabiliyor. Bazı işletim sistemlerinde hata olduğu zaman bu kısım altta kalabiliyor. Aa, ben bu sayfaya gelemedim. Dosya paylaşma dediğim halde bu sayfayı göremedim olayı olabiliyor. Bunu belirtelim. Son uyarım, iMovie klasörünü telefonunuzda göremiyorsanız masa üstünde arkadaşlar az önce belirttim. Bir tane herhangi bir resim oluşturup buradan dosya ekle kısmından buraya ekletip arkadaşlar iMovie klasörünü telefonunuzda görünür hale gelebilirsiniz. Telefonunuzdan arkadaşlar, bakın telefonunuzdan bilgisayarınıza bu fotoğrafları, videoları aktardıktan sonra yapmanız gereken en önemli şey şu arkadaşlar, iMovie klasörüne şu şekilde telefonunuzdan dosyalar kısmına geliyorsunuz. Bakın telefonunuzdan dosyalar kısmına gelin şu şekilde. Buradan tekrar geri gelerek iPhone'unda kısmına gelin. iMovie klasörünün içine gelin. Bunları telefonunuzdan silin. Çünkü bunların kopyası, yani normal sizin fotoğraflar kısmında bulunan fotoğraflarınızın bu klasöre bir kopyasını aktarıyor. Bu yüzden burada durmasına gerek yok. Zaten bir kopyası hem bilgisayarınızda oluyor, aktardığınız bilgisayarda, hem de fotoğraflar kısmında oluyor.
Bunu seçin. Şöyle şuradan seç diyelim. Tümünü seç, sil diyelim. Ve bunu yaptıktan sonra şunu da unutmayın. Bakın geri gelin şu şekilde. Son silinenler diye bir yer var. Arkadaşlar buradan da silin. Bu sildikleriniz fotoğraflar tarafındaki silinenlere gitmiyor. Burada kalıyor. O yüzden son silinenlerden de silin. Sonra demeyin vay efendim işte bizim hafızamız hemen doldu falan demeyin. O uyarıyı almaya başlarsınız. Buradan da arkadaşlar seç kısmından işte silmek istediklerinizi ya da hepsini kafanıza göre arkadaşlar. Buradan şu şekilde silin. Ve böylece siz de biraz daha alan kazanmış olacaksınız. Zaten dediğim gibi fotoğraf ve videolarınız fotoğraflar kısmında yer alıyor. Yani buradan silinmiyor. Aynı yedeği burada kalıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Olayın mantığı basitçe böyle. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. iPhone'da gerçekten bu durum biraz can sıkıcı. iPhone kullanıcıları bunun biraz zahmetli olduğunu eminim biliyorlardır. Yani normal Android telefonlara USB takarsınız. Videoları, fotoğrafları anında aktarırsınız. Ancak iPhone maksimum güvenlik seviyesindeki bir arkadaşlar. Telefon herkes ya da siz istediğiniz zaman istediğiniz yerde böyle şeyler yapamıyorsunuz. Eşleştirme olayında telefonun bilgisayara güvenmesi gerekiyor. Bilgisayarın telefona güvenmesi gerekiyor. Ve iletişim böylece kurarak fotoğraf, videoları aktarıyorsunuz falan filan. Ve anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.